Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri takip eder, abone olur, yorum ve beğenilerle de destek olursanız çok seviniriz. Instagram'dan da bu arada takip etin, lütfen unutmayın. Bugün sizlere çok farklı, çok değişik bir takım anlatacağım. Bu nasıl, mesela otluk eriştelik bir yere gittiniz ya da taşlık bir yere gittiniz. Kurşun takılırsa takılsın kalsın ama diğer taraf bize gelsinin başka bir versiyonu arkadaşlar. Çok da kolay yani, ayrıca da böyle bedene çok dolanmayan, çok da kullanışlı bir takım olacak bu arkadaşlar. Mutlaka yapın ve deneyin. Şimdi bize neler lazım? İşte 50'lik ya da 40'lık misina. İşte 50'lik olursa 40'lık ya da 35'lik ayrı bir misina lazım. Neden? Bunun 50'likten ya da 40'lıktan beden yapacağız. 35'likten de köstek yapacağız. İşte 40'lıktan da 50'lik beden kullanırsak 40'lıktan da köstek yapma imkanımız olabilir. Daha da sağlam olur. Takımınız güçlü olsun istiyorsanız 50'lik beden yaparsınız. Bunun işte fluorokarbon kaplama olması bir tık daha bizim işimize gelecektir. Hadi şimdi başlayalım. Neler yapacağız, neler olacak bir görelim. Sonrasında malzemeleri sayalım önce. Sonrasında bu tarz bir gezer aparat var. Ha bu yok bende derseniz, herhangi bir şekilde böyle bir fır döndü. Şöyle bir fır döndü olabilir. Yani bunun ucunun bu da olmasına gerek yok. Şöyle bir fır döndü de olabilir. Bunun yanında işte kullandığınız iğne. Böyle herhangi bir kullandığınız ne iğne kullanıyorsanız o. Bunlar lazım. Sonrasında ben fosforlu olan boncuklardan kullanacağım. Ama siz dilerseniz herhangi bir plastik boncuk kullanabilirsiniz. Plastik olmasına özen gösterin. Çünkü birazcık takımın havada kalması, yani yüzebilirliği önemli. Yüzerse çok daha iyi olur. Yani ağır olursa direkt aşağı doğru basacaktır. Çok istediğimiz bir şey değil bu tabii ki de. Şimdi gelelim, neler lazım, neler yapıyoruz kısmına geçelim. Tabii makas olmazsa olmaz, o kısmı saymadık. Şöyle. Öncelikle buradan sıralaması çok önemli değil ama ben küçük boncukları en son ve en başta kullanmayı daha severim. Bunun da nedenleri var. Niye kullanıyoruz onu da açıklayacağım. Az sonra gördüğünüzde aa evet daha iyi oldu böyle diyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Şimdi ne yaptık? İki tane küçük boncuk. Şöyle bakın. İki küçük boncuk, bir tane uzun boncuk. Yani bu illaki böyle de olması da gerekmiyor. Birazcık ben estetiği seviyorum. Güzel şeyler, göze hitap eden şeyler bence hem verimli oluyor hem de biraz daha anlamlı oluyor. Bakın. İki küçük boncuk, bir büyük boncuk, bir tane küçük, bir tane büyük, bir tane küçük. Şimdi yine bir tane daha büyük. Böyle olması şey mi? Yani çok mu önemli? E tabii ki de değil. Ama bu benim gözüme hitap ettiği için seviyorum bu tarz olmasını. O yüzden böyle yapıyorum. Bunun başka bir gerekçesi yok açıkçası. Bu takımla özellikle eriştelik, böyle taşlık yerlerde inanılmaz avlar yaparsınız arkadaşlar. Sebebi de şu. Yine az sonra daha detaylı göreceksiniz, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Buradan bu bizim ana bedenimiz olacak. Yani bu makineden gelen misinamız arkadaşlar. Eğer makineden misina gelmiyor da ip geliyor, üzerinde şok varsa, şoktan sonra böyle bir kulaçlık bir misina keseriz buradan. Onu da anlatacağım. Eğer ki hemen şuradan burayı sonlandıralım. Biz anlattığımız, şimdi makinede misina kullanılmıyor, ip kullanılıyor. İp kullanıldığı için de bizim böyle yapmamız gerekiyor. Yani ipin üzerine bu malzemeleri atmak olur mu? Tabii ki de olur ama her defasında
ipinizi kesmek zorunda kalır ve kısalmasına neden olursunuz. Şöyle bakın. Güzel ıslattık. Ve buradan da fazlalığımızı aldık, kestik. Düğümümüzü iyice sıkıştırdık. Burada arkadaşlar hemen hemen bir kulaç. Yani bu 1,5 metre gibi bir şey yapar. Ortalama 1,5 metre kadar bir kulaçlık bir misinayı ayırdık buradan. İşaretledik ve onu kullanacağız. Dediğim gibi şu an anlattığımız sistem makinede misina yok, ip sarılı. O sistem üzerinden ilerliyoruz şu an. Bu bizim ne yapıyoruz? Makineden ip geldi. Değil mi? Şu da benim. Ben burada bunu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu aparatı kullanacağım bu noktada. Ama şimdi bu aparat tabii ki de şu an çok bulunan bir şey değil. Bunun yerine şunu diyebilirsiniz. Ya biz onu bulamayız. Yani o zaman ne yapalım? O zaman da herhangi bir net görünsün diye bu fır döndüğü kullanacağım. Biraz büyük. Yani lütfen marka falan onun üzerinde takılmayın. Şöyle bir fır döndü. Bunu buraya takıyoruz. Herkesin bulabileceği bir malzeme bu. Bakın. Şöyle. Bunu böyle taktık. Sonra buna 35'lik bir misine bağlıyoruz. Kasa düğümü yapıyoruz buraya. Bu kasa düğümünde de kurşunu buraya takıyoruz. Bu arada kurşun getirmiş miyim yanımda? Ha evet, burada kurşunumuz da mevcut. Buraya kurşunu takıyoruz. Bu bizim bedenimiz. Buraya kösteği bağlayacağız arkadaşlar. İstediğimiz mesafede bu işte 30 santim de olabilir. İşte 1 metre, 2 metre de olabilir. Sonsuz gezer sistemin daha kullanışlı o durumu çıkacak ortaya. Burada biz bu fır döndüğü ya da bunu ya da bunu kullanacağız. Ama buradaki nokta şu, nüans şu arkadaşlar. Şu parçayı çıkartacağız. Bu parça olmayacak bizde. Onun yerine biz buraya, şuraya normal bir misine bağlayacağız. Yani takıldı takımımız, çekiyoruz çekiyoruz gelmiyor, pat her yerden koptu. Bu komple her şeyi kaybetmemize neden oluyor. Oysa ki evet kurşun da pahalı ama en azından takımın geri kalanını kurtarmak adına bu kısmı 35'lik misinadan yaptığımızda burası 50'lik ve ip. İpin çekeri diyelim ki 14-15 kilo. İşte 35'lik misinanın çekeri de yaklaşık 7-8 kilo olacaktır. Üzerinde yazan işte 20 kilo, 15 kilo çekerler. Sizi çok aldatmasın. Çok ben öyle 35'lik misinanın çok da o kadar çektiğini görmedim. Yani sağlam bir kafa atışta kopabiliyor arkadaşlar. 35'lik misineyi buraya yaptığımızda ya da işte buna ya da buna geldi. Çektik. Buradan koptu. Çünkü düğüm zaten misinanın çeker değerini oldukça düşürecektir. Asıldığımızda bu suda kalıyor. Üzgünüm, kalmasa çok daha iyi tabii ki ama hani en azından bu takımı kurtarmak adına. Diğerlerini alıyoruz. Hemen buraya bir tane daha kurşun bağlayıp avımıza devam ediyoruz. Hepsi gitti diyelim. Her şeyi yeni baştan yeniden yapmak gerekiyor. Hem zaman kaybı ki tam da balığın yediği zaman düşünün. Bunların önüne geçmek adına böyle bir sistem yapıyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi biz hangisiyle devam edelim mesela? Bunlardan şunu bıraktık. Dedik ki bunu alalım. Yani buradan devam edelim. Bir de böyle olsun. Diğer takımımızdan var. Bir de bu takımdan yaparsak çeşitlendirme yapmış oluruz. Şu an elimde çünkü farklı farklı birçok modeli var bunun. Bakın. Şu şekilde yaptık. Dilerseniz bunu şöyle yapalım. Bizim açımızdan daha iyi olacaktır. Diğer türlü takalım. Yine aynı şeyi mi yapıyoruz? Evet. Çekim esnasında
Böyle yaptık arkadaşlar. Şu şekilde yaptık. Gördünüz. Sonra bu kısmı da nihayete erdiriyoruz. Yani fır döndüsünü takıyoruz. Buradan da fır döndüğü taktık. Bakın. Yani biraz hızlandırmaya çalışıyorum açıkçası ama artık ne kadar hızlanırsa diyelim. Çünkü bu avımızda bu takımı kullanacağız. Ve bu takım da bir an önce bitip oltaları atmamız gerekiyor açıkçası. Çok da oyalanmamak lazım. Evet, bunu da yaptık. Şöyle böyle bir takımımız oldu. Bu bizim, bakın, bu beden, yani makineden gelen misinamız arkadaşlar. Misinamızı bu şekilde bir kulaç kadar bıraktık. Ve bunu, bu kısmını makineden gelen misinamıza ya da ipimize, bu özellikle tekrar söylüyorum, ipimiz, ip kullanıyoruz şu an makinede. Bu takımda ip için özellikle bunu yapıyoruz. Yoksa misina kullanıyorsanız eğer, zaten bunu direkt misinanın üzerine yapabilirsiniz. Makinede gelen misinanın üzerine yapabilirsiniz. Bu böyle olacak. Ve dolanmaların önüne geçecek arkadaşlar. Hemen geldik. Bu da 35'lik misinamız. Buradan şöyle yaklaşık 30 santimlerde bir misina kestik. Şöyle. Ve buraya bir kasa düğüm yapacağız. Bakın. Şöyle. Burada. 1, 2 ve 3. Yani bu bir kasa düğüm. Mutlaka ıslatın. Sonra bu kısmı, yani altta kasa düğümümüz var. Üstte de buraya herhangi bir düğümle bunu buraya bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu da 4 olsun. Demin de 4 attım. Bu da 4 olsun. Tam düğümü oturtma esnasında ıslatmamız çok önemli. Çünkü misinamız yanmamalı arkadaşlar. Evet. Bu 125 grama kadar dayanabilen bir misina oluyor. Dilerseniz bunu 40'lık da yapabilirsiniz. Eğer ki burayı 50'lik yaptıysanız. 50'lik bir beden yaptıysanız burasını 40'lık misinadan da yapabilirsiniz. Şimdi ne oluyor? Bakın. Bu bizim, görülebiliyor mu bilmiyorum, kurşunumuzu attık biz. Bu bizim şöyle, şu şekilde, bakın, burada oynuyor. Buraya da kösteğimizi bağlayacağız. Bu boncukların ne şeyi var? Görülebilsin diye şöyle bedenden uzak durmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu bu şekliyle gördük. Şimdi diğer şeklini göstereceğim. Hemen kestik. Versiyonların farklı farklı şeylerini, durumlarını göstermek istiyorum sizlere. Bu tamamen size kalmış. Siz nasıl isterseniz. Mesela büyük boncukla yapalım şimdi de. En çok bulabileceğiniz şey, çünkü bu fır döndü, boncuk nereden çıktı? Fır döndüdür. Bunu daha çok bulabilirsiniz. Sizler için ben onu, diğer parça şimdi düşününce herkes bulamayacaktır. O yüzden de bunu bu haliyle yapmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Hemen buradan yeniden bağlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bağladığım bu misina 0.50 arkadaşlar. Bedende kullandığım misina 0.50. Evet. Bunun sıkıştırdık güzelce.
biraz daha hızlandırayım olmazsa. Şimdi de buraya bu sefer de 0.40'lıktan yapalım. Kasa düğümlü. Hatta bunu biraz daha uzatalım ve nedenini açıklayalım. Şimdi de böyle biraz daha uzun olsun. 1, 2, 3. Attık düğümü. Yine ıslattık. Sıkıştırdık. Az önceki taşlık yerlerde diyelim ki bu da otluk yerler. Taşlık yerle otluk yerin arasındaki fark ne? Taşlık yerde mümkün mertebe kurşun misinasını ince tutun. Niye? Taşta takılacaktır ve burada hemen bir an önce kurşunumuzdan kurtulmamız gerekir. Kurşun takılsın, kopsun. Diğer kısım bize geri gelsin. Buradan bu yaptığımız parçayı buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Direkt fır döndüğe. Evet, bakın. Balıklar bizi bekliyor kaçmadan. İnşallah. Hemen yakalayacağız. Burada da şu an hemen elimde yakınımda 100 gramlık bir kurşun vardı. Bu şekilde bunu da takıp şöyle. Bir de şunu asla yapmayın. Bakın bu çok önemli bir konu. Birçok kişi bunu böyle yapar. Bu burada olmasın arkadaşlar. Sebebi de şudur. Aynı malzeme birbirini keser ve zarar verir. Buradan kopar arkadaşlar. İki farklı malzemenin birbirine sürtünmesi ve koparması, zarar vermesi daha zordur. O yüzden de bu misinanın uç kısmını kurşunun üzerinde kalacak şekilde ayarlamaya çalışın. Bu daha az zarar verecektir. Daha uzun süre takımınızın kullanmanızı sağlayacaktır. Evet, şimdi de buradaki oluşan durum bu. Bakın, bu burada hemen oraya da bir takım köstek bağlayalım. Daha anlaşılır hale getirelim konuyu. Burada daha fazla boncuk da yapmayın yalnız. Daha fazla boncuk size artı şey sağlamayacaktır. Bu maksimum seviyedir. Yani burada 2-3 boncukla bu işi kurtarmanız gerekir. Yani daha fazlası size fayda değil, zarar sağlayacaktır. Zarara neden olacaktır. O yüzden mümkün mertebe burada 2-3-4 boncuk, 5 boncuk fazlası iyi değil arkadaşlar. Buradan da biz burada mesafeyi çok uzun tutmayacağım ben. Bakın burada yaklaşık 50 santimden keseceğim bunu. Oysa ki ben bunu çok daha uzun yapıyorum arkadaşlar. Yani 1,5, 2 metre, 3 metre olarak kullandığım durumlarda oluyor açıkçası. 1, 2, 3, şu da 4. Evet. Buradan da misinamızı bağladık. Biraz daha hızlandıralım. Sizi sıkmayalım. Buradan fazladan misinamızı, fazlalık misinamızı kestik. Ve iğnemiz yaklaşık şöyle 50 santim civarında bir köstek yaptık. Bakın. Bunu da bu fır döndüğünün ucuna bağladık. Ve sonrasında ne oldu bu iş? Artık hadi onu gösterelim. Bu makineden aldık biz bunu. Attık. Ve bu makineden gelen misinamız. Bakın arkadaşlar. Şöyle şunu da ayıralım buradan. Attık biz bunu. Buradaki durum. Bunun etrafında dolaşması hemen hemen imkansızdır. Evet. Şöyle bu etrafta dönecektir arkadaşlar. Bunu dilerseniz farklı farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Bu bizim makineden gelen misinamız. Balık aldı gidiyor, rahatlıkla gidebiliyor. Niye bu uzunlukta yaptığımızı da söyleyelim hemen. Sebebi de şu arkadaşlar. Buradaki eriştelik bir yere gittik. Kurşunumuz diyelim ki direkt buradan geliyor. Takımımızı erişteliklerin içine gömecektir. Otların içine gömecektir.
ve asla bizim takımımız artık görünmeyecek hale gelecektir. Bu da bizim hiç istemediğimiz şeylerden birisi. Bu iğnenin arkasına özellikle yosunluk, otluk yerlerdeyseniz arkasına bir yüzdürücü de takabilirsiniz. Dolayısıyla da o yosunların arasından yukarıya doğru kalkıp bir efekt verecektir takımımıza ve daha etkili bir takım olacaktır. Arkadaşlar, sizlere elimizden geldiğince doğru ve kaliteli bilgiler vermeye özen gösteriyoruz ve sizlere ne biliyorsak en doğrusunu yanlışsızca sizi kandırmadan anlatmanın gayreti ve gailesi içerisindeyiz. O yüzden de sizlerden tek bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olarak, Instagram'dan da bizi takip ederek destek olmanız. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Bu işin herhangi bir şekilde maddi boyutu da yok. Bilenler biliyor zaten. Biz bunlardan para falan da kazanmıyoruz. Yani amacımız o değil. Amacımız geleceğe kaliteli ve doğru bilgiler bırakabilmek. Biz de o amaçla çıktığımız yolda sizleri yol arkadaşı olarak kabul etmek istiyoruz. Siz de isterseniz. Ne diyelim Arzu Hanım? Makinelerden ses gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.